Herkese merhabalar, ben Doktor Nezik Karaca. Bugün sizlere doğal botoks nasıl olmalı bunu anlatacağım. Arkadaşlar artık botoks yaptıran sayısı çok arttı. Haliyle dışarıda dolaşırken, gezerken veya eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla botoks yaptırıp ve görsel olarak ya bu böyle değildi, yani birazcık böyle çok doğallığını kaybetmiş veya çok sinirli duruyor, şaşkın duruyor, gözler açılmış, ifadesiz, hiçbir yeri oynamıyor gibi bir sürü aranızda konuşuyorsunuz. Aslında botoks doğru yapıldığı zaman çok değerli. Çünkü yaşlanma sürecinde oluşmuş ve oluşmaya başlamış olan mimiklerinizi kullandığınızda artık gördüğünüz o kırışıklıkları yer etmesini önlemede altın değerinde. Yani düzenli aralıklarla ve doğru şekilde, doğal şekilde yapıldığı zaman mevcut kırışıklarınızı yer etmesini önler ve şu anda yaşınız 35 ise veya 40 ise 50 ve 60 olduğunuzda hala o çizgilerinizin yer etmemesini sağlar. Yani anlık freshlik dışında geleceğe yatırım yapmış olursunuz. Ama burada anahtar nokta şu: yapılan botoks doğal olmalı. Yani sizin günlük hayatınızda sizi farklı bir insana çevirmemeli. Burada anahtar nokta ne? Bakın, burada anahtar nokta şu. Bir, botoksun uygulandığı teknik. O teknikte size şöyle anlatayım. On binlerce hastaya yaptıysam ben, yaptığım hiçbir hastanın botoksumdaki dokunduğum noktalar başka bir hastanınkiyle aynı değildir. Niye? Bakın arkadaşlar, yüzünüz farklı, kaşınız farklı, alnınızdaki şu çizgiler kiminde bambaşka, kiminde yeri bambaşka. Göz kenarınızdaki çizgiler bambaşka. Kaşınızın kimisi, kimilerinin düşük, kimilerinin zaten yapısal kalkık. Buna göre botoksun kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Bu bir. İki, botoks uygularken kullanılacak ünite ve miktar kişinin o ifadesindeki doğallığın ve o freshliğin sağlanmasındaki küçük, çok böyle can alıcı bir ince çizgi. Yani ne fazla yapabilirsin ne az. O ayarı doğru tutturmak işte botokstaki ince tecrübe bu. Kişiye özel botoks yapıldığı zaman kişi hem mimiklerinin o derinleşmesinden kurtulur, hem karşıdan baktığında şunu söylüyorlarsa size: ya sende bir güzellik var, ya da sende bir dinlenmişlik var, kremini mi değiştirdin, makyajını mı değiştirdin, ya da tatil yaramış diyorsa o botoks güzeldir arkadaşlar. Ama eğer abartılı, böyle çok sırıtan veya sizin olmadığınız bir insana dönüştüren bir ifade oluştuysa o iyi değil. Botoks o demek değil yani. Onu söylemek istiyorum. Dışarıdaki ön yargılarınızı şöyle: daha önce hiç botoks yaptırmadınız ama öyle insanları gördüğünüz için korkuyor olabilirsiniz. İşte o ön yargıdan kurtulun. Bakın, hem botoksta hem dolguda abartılı veya eğer dikkatinizi çok çeken bir şey gördüyseniz o zaten yanlıştır. Bizim için de yanlıştır. Eğer siz de anlamıyor ama kişi karşıda fresh gözüküyorsa o doğrudur. Botokstaki anahtar nokta doğru teknik ve doğru noktalara doğru miktarda yapılan botoksla yapıldığı için ben şimdi onu size anlatamam. Ama ve kişiye özel ayarlandığını bilmeniz önemli. Doğal botoks en güzel botokstur. Ve kesinlikle tavsiye ederim. 4 ay 5 ayda bir ortalama yaptırmanız 10 yıl sonraki kırışıklarınızın olmaması ve fresh gözükmeniz için altın değerinde. Bunu bilmeniz önemli. Doğal botoks eşittir kişiye özel, doğru teknikle, doğru tecrübeyle yapılan botoks demektir. Bunu kafanızda yerleştirin, ön yargılarınızdan kurtulun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.